değerli misafirler. Şimdi sözü şehit yakınımıza bırakıyor. Şehit jandarma yüzbaşı İsmail Naci'nin torunu Murat Uluç Beyefendi'nin kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Sayın Komutanım, değerli misafirler, anmak için bugün burada aziz şehidimiz Yüzbaşı İsmail Naci için toplandık. Ben bu toplantıyı gerçekleştiren, başta Genelkurmay Başkanlığımıza, emeği geçen Harbiye Askeri Müzesi'ne, komutanlarımıza, emeği geçen tüm personellerimize, bizlerin buraya toplanmasında yurdun dört bir yanına dağılmış aile fertlerini tekrar bir araya toplamak yolunda verdikleri çaba, gayretlerden dolayı tüm komutanlarımıza, askeri müze yetkililerine teşekkürlerimi borç biliyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yıl 1972, günlerden 30 Ağustos, Zafer Bayramı'ndayız. Ama evde çok değişik bir telaş var. Evde herkes hareketleniyor. Ben daha küçücük bir ilkokul çocuğuyum. Ne olduğunu anlayamıyorum. Ne oldu dedim. Annem babam herkes telaş. Anneannem hazırlanıyor. Müthiş bir telaş. Böyle çok farklı bir sevinç. Her bayramda o sevincimiz vardır 30 Ağustos'ta. Fakat dediler ki gidiyoruz. Nereye? Diyarbakır'da Zafer Anıtı açılıyor. Tamam da bizi ne ilgilendiriyor Zafer Anıtı? Dedenin adı orada yazacak. İsmail Naci. İlk kez adını o zaman duydum. Bir şehit torunu olduğumu biliyordum. Ama o sevinci, o gururu o zaman orada paylaştık. 30 Ağustos 1972 yılında Diyarbakır'da açılan Zafer Anıtı'nda dedemin adını görmek her zaman bize gurur vermişti. Ayrıca bu ülke toprakları üzerinde belki her şeyde nasip olmayacak bir durumdur ki daha sonra dedemin adını yine asıl mezarları olan Sivritepe'de ve Ankara Harbiyeli Şehitler Anıtı'nda gördüm. Yani bu ülkenin adım attığım her yerinde İsmail Naci'nin adını bir anıtta görmek beni son derece ve tümümüzü gururlandırmıştır. Hele bugün burada yapılan bu tören ona layık olabilmek adına daha fazla ne yapabilirizin soru işaretlerini kafamızda şekillendiriyor. Hep merak ettiğimiz Yüzbaşı İsmail Naci kimdi? Hep onu koşturduk. Hayatım boyunca en çok merak ettiğim şeydi. Daha önce kitle iletişim araçları bu kadar gelişmediğinden dolayı çok fazla ulaşamıyorduk. Ama anneannemden onun hikayelerini dinlemek, onun savaş yıllarındaki anıları dinlemek bize her zaman mutluluk ve gurur vermişti. Ve bu araştırmalara hep devam ettik. Yüzbaşı İsmail Naci'nin silah arkadaşlarının Balkan Savaşı'ndan Birinci Dünya Savaşı'na, İstiklal Savaşı'na kadar her yerde görmek bizi hep mutlu etmişti. En fazla Sakarya subay kaybının yaşandığı Sakarya Savaşı'nda şehit olan İsmail Naci için söylenen sözler, ben tekrarlamayacağım, komutanım çok güzel anlattılar. Bu kadar güzel anlattım, ona çok teşekkür ediyoruz. Ama birkaç noktaya değinmek istiyorum. Sakarya Muharebesi, yani İsmail Naci'nin şehit olduğu Sakarya Muharebesi için Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Sakarya Melhame-i Kübrası diyor. Yani kan gölü, kan deryası. Orada döktükleri kanlar sayesinde biz buradayız. Bu gurur hepimizindir, bu onur hepimizindir. Yine İsmail Habib Sevük Sakarya Meydan Muharebesi'nin önemini şu şekilde anlatıyor. Diyor ki Viyana'da başlayan çekilme 238 yıl sonra Sakarya'da durdurulmuştur. Mustafa Kemal Paşa'nın hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. Bu satı bütün vatandır. Dediği yerdir Sakarya Savaşı. Aynı zamanda İsmail Naci'nin şehit olduğu yerdir burası. İşte bizleri Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bugünlere getirenler bu kahramanlardır. Yüreklerindeki vatan ve millet sevgisi Sakarya'da somutlaşmış ve bunu kanlarıyla, canlarıyla somutlaştırıp bize huzur içinde yaşadığımız bu aziz vatanı emanet etmişlerdir. Bizlerin en büyük görevi bu emanete sahip çıkmak, bunu yaşatmaktır. Gerektiğinde İsmail Naci gibi
bu vatan için şehit olmaya hepimiz hazırız. Yola çıktığımızda verdiğimiz söz budur. O zaman ancak ruhları şad olacak. Yoksa ruhu şad olsun demekle kalmayacağız. Gerçekten her şeyimizle bunun için hazır olduğumuzu göstereceğiz. Bugün burada İsmail Naci'nin torunları olarak ona bir tekmil verecek olsak şunları söylerdim. Aziz şehidim, dedem, adını ve isimlerini koyduğun çocuklarının adını taşıyan torunların bu vatanın dört köşesinden buraya sana geldiler. İsmail Naci burada, İbrahim burada, Mahmut burada, Müzeyyen burada, Münevver burada, Abdülkadir burada, Murat burada. Adını taşıyan, adını koyduğun bütün torunların, bütün çocuklar isimleriyle şimdi burada. Biz her zaman var olacağız bu vatanı yaşatmak için. Sözümüz budur bu vatana bizim. Işığın yolumuzu her zaman aydınlatacaktır. Ruhun şad olsun, şehidim. Fazla sağlık, teşekkür ederim.